Hünkârım, şehzademiz merak içindeler. Her karşılaştığımızda bana hangi sancağa gideceklerini sual ediyorlar. Senin tavsiyen neresi? Bence Amasya uygun. Ya da Konya. Hayırlısı. İbrahim, senin Acem Seferi'ndeki üstün başarılarından mütevellit yıllık tahsisatına zam yapmayı düşünmüştüm. Kısmet bugüneymiş. Eksik olmayın hünkârım. Yıllık tahsisatın olan 2 milyon akçeyi 3 milyon akçeye çıkardım. Helal hoş olsun. Lütfettiniz. Hünkârım, bir hususu arz etmeme müsaade ederseniz eğer. Söyle. Yüce atanız merhum Sultan Mehmet Han vaktiyle Vezir-i Azam'ı Mahmud Paşa'ya 4 milyon akçeyi layık görmüşler. Sen kendini kimlerle mukayese ediyorsun İbrahim? Onlar İstanbul'u fethetmişti. Hünkârım, ne iyi düşündünüz. Epeydir deryada dolaşmamıştık. Ben senin Bursa'ya deniz yolundan gittiğini sanıyordum. Denizde gamkeler olmaz hünkârım. Bu rüzgar, bu koku insanın ruhunu temizler. Kapıdan Paşa, bir insanın ruhu kirlenmişse onu temizlemeye ne havanın gücü yeter ne de rüzgarın. Lakin haklısın. Biraz uzaklaşmak, yalnız kalmak, düşünmek, kendini dinlemek iyidir. Hünkâr, müsaadenizle ben reislerime bakayım. Yelken açma zamanıdır. Hünkârım, hava bozacağı benzer. Arzu ederseniz içeri geçelim. Lüzum yok. Burada sohbet edelim. Kaçacak, göçecek yer olmadan. Gelip sohbeti bölecek kimse olmadan. Bir sen, bir de ben. Nasıl arzu edersiniz? Ramazan-ı Şerif'in ilk teravih namazına neden gelemedin? Halk seni de orada görmek ister. Hünkârım, başlayın. Esma Nur kızım biraz rahatsızlandı. Onun yanına gittim. Nasıl şimdi? Biraz üşütmüş. Şimdi şükür. Bu geceki teravihi ihmal etme. Görsünler seni. Vezir-i Azam olarak mesuliyetlerini zinhar ihmal etmeyesin. Elbette. Manisa'dan bir haber var mı? Her şey yolunda hünkârım. Bir vakitler biz de oradaydık. Ben genç bir şehzadeydim. Sen de Şahinci başım. Dostum, kardeşim, can yoldaşım. Ben de bazen o günleri yad ediyorum hünkârım. Teammüllerden, kaidelerden uzak. Hür bir hayatımız vardı. Muhafızlardan kaçıp dolaşırdık. Uzun uzun sohbetler ederdik. Hayaller kurardık. Büyük İskender'in vasiyetini anlatmıştım sana. Hatırlarsın. Elbette. O gün ben nasıl öleceğim diye sual etmiştim. Ben de size İskender'den daha büyük demiştim. Peki sen İbrahim. Sen nasıl öleceksin? Düşündün mü bunu hiç? Böyle yüce bir devletin veziri azamıysanız eğer hünkârım. Her gece başınızı yastığa koyduğunuz vakit bunu düşünmeye mecbur kalıyorsunuz. O halde söyle bana. Sen nasıl ölmek isterdin? Sizin dostunuz olarak hünkârım. Kardeşiniz olarak. Can yoldaşınız olarak ölmek isterdim. Zira ruhum ancak böyle huzur bulacaktır.